Sağ Bilmiyorum, olun. şimdi petrolle aslında başlamak istiyorum. Çünkü küresel tarafa baktığımızda sanırım Orta Doğu'daki gerilimler hala petrol üzerindeki baskısını hissettiriyor. Petrolle başlayalım. Altına dair de sorularım olacak. Çünkü ABD enflasyon verisinin ardından altını çok konuştuk. FOMC tutanakları da yine altın tarafında gündemde olan başlıklardan biriydi. Altında hangi seviyeler öne çıkıyor? Ne dersiniz? Tabii ki ben aslında kısa bir emtia turu yapmak istedim bu sabah gelen verilerle de beraber. Çin bu sabah dün aslında açılışla beraber pozitif bir beklenti vardı. Bu sabah da ilk kez 5 yıllık faiz oranını, mortgage faiz oranını düşürdü. Tarihi bir indirim yaptı. 25 bas puanlık indirimle beraber 4.25'lerden 4.20'lerden 3.95'lere gelen bir mortgage faiz oranı olmuş oldu. Biliyorsunuz emlak sektörüne dair veriler birçok kalemi çok yakından ilgilendiriyor. Neredeyse 200'ün üzerinde sektörü direkt ilgilendiren bir sektör, emlak sektörü. Ki bu noktada emtia fiyatlarındaki düşüşün de Çin'deki bu talebin azalışından geldiğini biliyoruz. O yüzden emlak sektöründeki yeniden bir canlanma ve faizlerdeki düşüşün yeniden aslında umut oluşturması, bakır başta olmak üzere emtia tarafında yeniden bir hareketliliğe neden olabilir. Zaten geçtiğimiz hafta da tatil verilerine baktığımızda ilk 10 günlük süreç içerisinde neredeyse online olarak 15.38 milyar dolarlık bir harcama gerçekleşmişti. Ulaştırma tüm alışveriş alanlarında aslında ve bunun da tabii sonuç olarak küresel akaryakıt talebine de olan pozitif etkilerini konuşabiliriz. Petrol fiyatlarından eğer başlarsak Kızıldeniz'deki olumsuzluğun piyasaya olan etkileri devam ediyor. Brent tarafında 83 dolarlardayız ama ham petrol tarafında da artık 80 doların hemen altında fiyatlamaları görüyoruz. Bu noktada OPEC'in geçtiğimiz hafta bir miktar pozitif açıklaması vardı. Özellikle Suudi Arabistan'dan gelen açıklamayla beraber arz ve talebe göre yeniden güncelleme yapılabileceği, aslında artan talep tarafında da petrol fiyatlarının rahatlatıcı etkilerin ya da gevşemenin olabileceğine dair açıklama bu noktada aslında önemliydi. Ama tabii OPEC arz kısıntılarına devam ediyor. Bu noktada da Çin ekonomisinin toparlanmasındaki gecikme tabii ki petrol fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Orta Doğu'daki gelişmeler bu noktada petrol fiyatlarını dengeler noktada. O yüzden 80 doların üzerindeki seyir devam ettikçe de biliyorsunuz enflasyona dair olan etkiler de gündemde. Özellikle ABD enflasyon rakamlarını aldık. Ocak ayında enflasyonda yükselişler söz konusu. Zaten Kızıldeniz'deki etkilerle beraber konteyner fiyatlarındaki %300'lük artış, navlun fiyatlarındaki artış, tedarik zincirine dair olan maliyetleri arttıracak olan rotanın kullanılması bu noktada enflasyona dair endişeleri beraberinde getirmişti ve bunu da reel olarak görmüş olmamız endişeleri hala sıcak tutuyor diyebiliriz ve buna paralel olarak da tabii enflasyon artınca da Fed faiz kararı Mart'tan artık tamamen Mayıs ayına kalmış oldu. Bu hafta yarın açıklanacak olan FOMC toplantı tutanaklarında bunun detaylarını belki daha net görebiliriz. Yatırımcı beklentisi artık tamamen Mayıs'a mı kalacak? Bu önemli olmuş olacak ama faizin özellikle Mayıs ayına kalmış olması tabii bu noktada tahvil faizlerinin yükselmesini ve dolar endeksinin de güçlü kalmasını sağlıyor. Emtia piyasası yansımalarına baktığımızda COMEX vadeli işlemler tarafında neredeyse 6.9 milyar dolarlık başta altın olmak üzere emtia tarafında bir çıkış söz konusu var. Çünkü hep şöyleydi biliyorsunuz faiz indirimleri sonlandıktan sonra Kasım ayından bu yana özellikle faiz artırımları sonlandıktan sonra faiz indirimi beklentisiyle hep altında ve gümüşte bir yukarı inme gördük ama yeniden satışlar gelmişti tüm emtia gruplarında. Ama artık bu sefer yatırımcıların ümidi galiba daha uzun vadeli faiz indirimlerinin gelmesi yönünde. O yüzden bu noktada Mayıs ayı indirimleri daha Mayıs ayına kalan indirimler daha fazla emtia tarafında satışa neden oldu. Pozitif ayrışan emtialar var tabii ki sadece altın değil. Gümüşte geçtiğimiz hafta dipten %7'ye yakın düşüşler gördük.
Geçtiğimiz hafta 3,83 gibi bir rakamla kapatmış olduk. Yüzdelikle kapattık. O yüzden gümüş pozitif ayrışmaya devam ediyor ki yorumlara da baktığımızda enflasyonla mücadelede gümüşün bir adım öne çıkabileceğini konuşuyor dünya altına göre. O yüzden gümüşteki performans önümüzdeki süreçte devam edebilir. Platin ve paladyum var. Biliyorsunuz kısa keseceğim ama platin paladyumu geçmişti. 2018 yılından yani son 5 yıllık süreç içerisinde ilk kez platin paladyumu geçti. Çünkü özellikle otomotiv sektöründe maliyetler dolayısıyla platinin daha fazla kullanılması burada artan taleple beraber fiyatları etkilemişti. Ama paladyumda da %9'luk hızlı bir ivme, %10'a yakın hızlı bir ivme platin fiyatlarının yeniden geçmesini sağladı. Şu an platin fiyatları 902 dolardayken paladyumda 947 dolarları görüyoruz. Peki siz mi Yo, sormak hayır, istediniz? Peki. lütfen. Şimdi Merkez Bankası'nda faiz kararını bekliyoruz bu hafta. Yurt içindeki en önemli Evet. veri başlığımız bu olacak. Bunun altın ve dolara etkisini nasıl hissederiz? Öte yandan rezerv meselesini de merak ediyorum aslında. Rezervelere ilişkin yorumlarınız nelerdir? Merkez Bankası rezervlerine Evet. yönelik olan yorumumuz. Şimdi altın fiyatları tabii ki daha çok global gelişmelerden daha fazla etkileniyor ama bizim Merkez Bankamızın kararında özellikle dolar üzerindeki etkisi direkt gram altına yansıyor. Bu noktada faiz kararında bir değişiklik beklenmiyor. Fakat dolardaki seyre baktığımızda adım adım da olsa her hafta yeni bir zirve görüyoruz dolar tarafında. Dün de yine serbest piyasada döviz sıkıntısı vardı kapalı çarşıda ayaklı borsadaki abilerimizle konuştuk. Bu noktadaki hareketlilikle beraber zaten 31 doların üzerinde bir fiyatlama başlamış oldu dolar TL'de. Bu seyir büyük ihtimal aynı beklendiği gibi yani faiz artırım sürecindeki seçimden sonra hızlı bir ivme görmüştük dolar TL'de yukarı yönde ve daha sonra yavaşlayan bir ivme olmuştu yukarı yönde. Bu ivme bir süre daha devam edebilir. Ve Merkez Bankası rezervlerine baktığımızda da özellikle altın tarafında yine Ocak ayında aslında altın alımlarının devam ettiğini görüyoruz. Dünya Merkez Bankalarına göre baktığımızda Türkiye Merkez Bankası bu noktada ön planda. Tabii ki rezervlerin doğru kullanılması noktasında ve bunun da tabii TL'nin değer kazanması noktasında önemli adımlar atılacaktır. Merkez Bankası'nı o yüzden Perşembe günü yakından takip edeceğiz. Başkanın mesajları önemli olmuş olacak. İkinci kez basında karşı karşıya gelecek. O yüzden yakından takip ediyoruz. Genel bir altın yorumuna gelirsek gram altın güçlü yoluna devam ediyor. Dün 2090 TL seviyelerinden zaten gram altına fiyatlanma oldu. Uluslararası bazdaki fiyatlara baktığımızda 2000 TL'nin altında. Kısa vadelik sürece baktığımızda dolar aslında altın için elinden geleni yapıyor. Ons altında da yeniden 2000 doların üzerinde bir fiyatlanma aslında daha kalıcı bir fiyatlama görebilirsek gram altın yoluna devam edebilir Merve. Peki bu parite tarafında şimdi bizde bir şey var, bir hareketlenme var ama zaten gördüğüm kadarıyla aylık enflasyonun biraz altında bir yukarı, yani bir hafif bir parça daha altında bir seyre kontrollü olarak izin veriliyordu. O biraz düşük kalmıştı sanki zaten. Yani 6,70 çünkü 7'ye yakın bir enflasyon geldi Ocak'ta ama kurdaki Evet. artış o kadar olmadı. Yani Şubat'ta da aslında hani rahat rahat 31'i geçer diye beklenirken orada da böyle biraz bunun etkisi olabilir mi? Bir de parite tarafına nasıl bir yorum getirirsiniz? Orada şimdi her ikisi de hem Avrupa Merkez Bankası hem Fed diyor ki ya yaz aylarını işaret ediyorlar diyelim. Şimdi böyle bir durumda hangisi önce davranacak? Euro mu biraz daha güçlü kalacak, dolar mı biraz daha güçlü kalacak? Ne dersiniz? Aslında kurun bir noktada artmış olması biliyorsunuz ihracatçılara önem veriyoruz. Bu noktada birçok destek ve teşvik var. 110 bin üzerindeki ihracatçının kur tarafındaki düşüşten
bu var olan enflasyon ortamında olumsuz etkilenmesi söz konusu olacaktır ki zaten kur konusunda da bazı sesler çıkmıştı biliyorsunuz. O yüzden kurun adım adım yükselmesi ihracatçı tarafı daha fazla destekleyebilir. Bizim pariteyle olan ilişkimize baktığımızda Euro-Dolar'da da aslında daha çok Amerika'nın etkilerini görüyoruz. Avrupa'nın faiz indirimleri konusunda geri adım atmış olması, daha zamana bırakan bir görünümün olması, özellikle Nisan sonrasında büyük ihtimal Avrupa'da faiz indirimlerini konuşacağız. O yüzden Euro'yu dolar karşısında daha dengeli, daha güçsüz tutuyor şu an itibariyle. Ama genel tabloya baktığımızda dolar endeksindeki düşüş Euro doları yeniden 1.10'lu seviyelerin üzerine atabilir. Yani düştükçe al pozisyonu aslında Euro dolar için daha uygun ama tabii ki dipleri de gördük Euro dolarda. Bir seviyelerin altında gördük. Bu noktada iki merkez bankasının da kararına ve duruşuna baktığımızda 1.06'ların üzerinde kaldığı sürece güçlü bir Euro'dan bahsedebiliriz ama 1.06 da bence o noktada önemli bir destek seviyesi. Oranın altında da temkinli olmakta fayda var. Ama Euro'da yavaş yavaş toparlanma emareleri görülmeye başladı. Tabii Amerika'ya göre daha yavaş diyelim.